Yani biz size sorsak, Allah mı kanun koyar, Allah mı yasak koyar, Allah mı bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu, yasağı, meşruyu belirler, yoksa insanlar mı? Allah subhanahu ve teala kitabında diyecek ki, o hükmünde hiç kimseyi ortak kabul etmez. Ama sizler diyeceksiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hariç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz vekiller hariç. Bürokratlar hariç. Bu sistem, bu memleket, bu ülke hariç. Bakın, Allah subhanahu ve teala aranızdaki ihtilafları Allah'a ve Resulüne götürün, Kur'an'a ve sünnete götürün diyor. Bugünkü meclisin kanunlarından hiç bahsediyor mu? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası denilen, içerisinde İsviçreli şeytanların, İtalyalı şeytanların, Almanyalı şeytanların yazdığı, çizdiği, şeytanların da onlara vahyettiği, bugün de bu Türkiye Cumhuriyeti'nde kanun haline gelen anayasayı getiriyorsunuz, Kur'an'ın yanına koyuyorsunuz. Sizler Rab değilsiniz, sizler ilah değilsiniz, sizler Allah filan değilsiniz. Bir tarafta bir Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var, içerisinde ne olduğu belli. Bir tarafta da Kur'an var, içerisinde ne olduğu ve kimin tarafından getirildiği belli. Bizlerin önüne sanki iki tane sandık mı konuluyor? Yani bizlere sistem mi, bizlere rejim mi seçmemiz için izin veriliyor? Ey Kılıçdaroğlu, sen hiç düşünmüyor musun? Senin demokrasi, demokrasi diye insanlara anlattığın, güzel bir şey olarak gösterdiğin şey, laiklik, laiklik diye insanlara tanıttığın şey, bu topluma sor olarak getirilmedi. Bu topluma silahla getirildi. Bu topluma faşizmle getirildi. Bu topluma diktatörlükle getirildi. Hangisinin önüne bir sandık koydular da laikliği mi istiyorsunuz, Allah subhanahu teala'nın şeriatını mı istiyorsunuz diye soruldu. Hadi buna bir cevap verin de sonra insanlara demokrasiden, laiklikten bahsedin. Bizler Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi Allah'a ibadet etmek için yaratıldığımızdan dolayı, bu görevle görevlendirildiğimizden dolayı bunun dışına çıkarak hainlik yapan insanlar gibi olmak istemiyoruz. Bizim önümüzde onlarca sandık koyması, onlarca seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Aynı sistemle onlarca Rab, onlarca ilahı seçmeniz size sunuyor. Çoluğumuzu çocuğumuzu bir muvahhid olarak yetiştirmeye çalıştığımızdan dolayı mı suçluyuz size göre? Yani biz bu okullar Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymadığını, bu okullarda insanlar müşrik olarak yetiştirildiğini, bu okulların amacının zaten bir insanı kafir olarak yetiştirmek olduğunu kendi kanunlarında ispat etmemize rağmen bizlere mi sapık diyorsunuz? Yoksa siz gidip bu kitapta bu amacı yazan insanlara mı sapık demeniz gerekliydi? Bugün bu memlekette birilerinin dediği gibi İslam serbesttir sözü tamamen bir saçmalıktır. Evet, onların anladığı söz doğrudur. Bugünkü rejime göre yaşanılan İslam serbesttir. Ama Allah subhanahu ve teala'nın indirdiği, Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu, Allah subhanahu ve teala'nın kitabına göre İslam'ı yaşamak ise bu memlekette bir suçtur. Peygamber ocağı dediğiniz yerde bir zamanlar Allah yoktur, peygamber de tatile gitmiştir diye yazılan yerleri eleştirdiğimizden dolayı mı yanlıştayız? Yahut Allah subhanahu ve teala'nın ilkeleri yerine Mustafa Kemal'in ilkeleri öğretilen yere mi peygamber ocağı diyeceğiz? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Nasıl ki facirlere, fasıklara, müşriklere, kafirlere, küfre, şirke veyahut fıska dair elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz, bugün de aynen Allah subhanahu ve teala'nın dinini tahrip etmeye yönelik, ne kadar iyi niyetli olunursa olunsun, tahrip etmeye yönelik konuşmalara da Allah'ın izniyle biiznillah cevap vereceğiz. Allah subhanahu ve teala'nın dini hakkında bugün herkes konuşuyor.
Biz de konuşuyoruz. Bir grup bir tarikatçılar da konuşuyor. Sofiler de konuşuyor. Nurcular da konuşuyor. Herkes de kendisini İslam'a nispet ediyor. Allah subhanahu ve teala'nın kitabında Nisa 59. ayette şu durumdan bahsedilir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız aranızdaki çıkan anlaşmazlıkları Allah'a ve Resulüne götür. Yani Kur'an'a ve sünnete götürün. İşte bizim kesinlikle kabul edilmesi gerekli olduğuna inandığımız usul tamamen budur. Hangi konu hakkında ihtilaf ediyorsak bizim aramızdaki bu anlaşmazlığı Kur'an'a ve sünnete götüreceğiz ve Kur'an ve sünnet üzere çözeceğiz. Kendi ideolojimizle, kendi fikirlerimizle, kendi hoca dediğimiz, alim dediğimiz falan kişileriyle bu meseleleri çözmeyeceğiz. Önce Kur'an ve sünnete gideceğiz ve alimlere dahi gitsek o alimlerin Kur'an ve sünnetteki hangi naslara görüşlerini dayandırdığını okuyacağız ve Allah subhanahu ve teala'nın dinini ancak ve ancak bilinçle, basiretle, ferasetle Allah subhanahu ve teala'nın dinini hayatımıza geçirmiş olacağız. İşte ancak böyle kimseler muttakiler olabilir, takva sahibi olabilir, dost doğru yol üzerinde olan muhsinler olabilir. Aksi halde bunun dışındaki insanlar sapıtmaya da mahkumdur, fasıklığa da mahkumdur, müşriklere de mahkumdur, küfüre de mahkumdur. Bir insan her ne öğreniyor ise, öğrendiklerini Kur'an ve sünnet süzgecinden geçiriyor ise o insanın sapması kesinlikle ve kesinlikle düşünülemez. Ama bunun dışındaki bazı laboratuvarlarda Kur'an ve sünnetin dışında olan, Kur'an ve sünnetin tanımadığı, Kur'an ve sünnetin illegal dediği laboratuvarlarda meselelerimizi çözüp doğruyu bulduğumuzu düşünüyor isek bu insanların sapmaması düşünülemez. Allah subhanahu ve teala bizleri öncelikle Kur'an ve sünnet üzere konuşan, ne diyor isek Kur'an'a ve sünnete sözlerimizin dayandığı kimselerden kılsın. Onun dışındaki sapıtmış, sapkın, dalalet ehli kimselerden bizleri kılmasın. Allah subhanahu ve teala'dan yardım istiyorum ki hakkı söylesin. Allah subhanahu ve teala'dan yardım istiyorum ki doğruyu söylesin. Allah subhanahu ve teala'dan yardım istiyorum ki kendi aleyhine, kendi dinin aleyhine benim dilim konuşmasın. Benim kalbim onun razı olmadığı hiçbir görüşü barındırmasın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Şimdi ben Mehmet Yıldız veyahut Nurcuların genellikle görüşlerine inanç olarak, din olarak, İslam olarak böyle konuşmalarına dikkat ettiğim zaman bu insanların kelam ehli olduğu apaçık zahiren belli oluyor. Lakin bunun da ilerisinde bu insanlar kelamı dinin önüne geçirmiş kimseler maalesef. Ve kelam ehlini de, kelam alimlerini de, kelam bilginlerini de maalesef bu konu hakkında kendi nefislerine, kendi hevalarına göre kullanıp dini bu şekilde yorumladıklarını görüyorum. Yani aslında bugün Nurcuların yaşantılarına baktığımız zaman, dini konuda anlatımlarına baktığımız zaman çağa uygun bir din anlattıklarını görebilirsiniz. Bunu zaten bu ilerleyen o iddialarına gerek tağutla, şirkle, tevhidle, tekfirle, ifratla, işte haricilikle vesaireyle alakalı konuşmalarına tek tek değindiğimiz zaman ne kadar Kur'an'ın dışında bir din anlattıklarını çok net bir şekilde göreceğiz. Tabii ki Allah subhanahu ve teala'nın da dediği gibi gözler kör olmaz, kalpler kör olur. Kalbi kör olmayan, bu dine açık olan her kişi Allah subhanahu ve teala'nın ayetleri eğer hak ise, bizim dilimizden çıkacak Allah'ın razı olduğu ayetler, Allah'ın razı olduğu kelimeler ise, Allah'ın kitabında karşılığı olan meseleler ise umuyorum ki Allah subhanahu ve teala kalplerine söylenilenleri, dinlediklerini yerleştirecektir. Dedik ya, bu insanlar çağa göre din anlatıyorlar. Yani Kur'an'a göre değil. Kur'an'ı çağa uydurup çağa göre bir din anlatma şekilleri, metotları var. Başarılarına baktığımız zaman gerçek manada yaptıklarının karşılığını aldıklarını görüyoruz. Yani Mehmet Yıldız o kadar da basite indirebileceğimiz bir şahıs kişi değil. Allah subhanahu ve teala'nın ona verdiği yeteneği kendi inancı, kendi davası için güzel bir şekilde kullanan bir kişi. Yani anlatmak istediğini karşı tarafa güzel bir şekilde, güzel bir hitap ile anlatabilecek yetenekte bir kişi. Ve kendisini ister kabul edilsin, ister kabul edilmesin, kendisini geliştirmeye çalışan diğer nurculara baktığın zaman genellikle en çok fazlasıyla kendisini geliştiren kişilerden birisi. Bu onun öylesi bir durumu değil aslında. Bu onun aslında istiracı olmuş. Çünkü Allah subhanahu ve teala ona verdiği bu güzel yeteneği kendi rızası için, kendi dini için, kendi razı olduğu şekilde kullanmış olsaydı Allah subhanahu ve teala'nın katında mertebesi artacaktı, derecesi artacaktı. Dünyada çektiği sıkıntıları Allah subhanahu ve teala ahirette ona kat kat mükafat olarak verecekti. Ama bugünkü bu üzerinde bulundukları nimetin maalesef onları da bazen saptırabilir. Çünkü adamlar kendilerinin çoğaldığını düşünüyorlar. Çoğunluğun Allah subhanahu ve teala katında aslında hiçbir önemi yoktur. Hatta kitabında bile bu duruma bir yer vermiş, konu
etmiş ve demiş ki sen ey peygamberim eğer çoğunluğa uyar isen seni yoldan saptırırlar. Yani çoğunluğun hakkın ölçüsü olmadığından bahsederek hakkın ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Onu bir kişi bile savunsa yeryüzünde bütün çok diye gördüğünüz şeylerden az olsa da o büyüktür. Büyüklük de çoğunluğun farkını eğer anlayabilir isek evet bu insanlar batıl ehli çoktur ama büyük değildir. Allah subhanahu wa ta'ala'nın katında az kişi de olsan ama hakkı savunsan büyüksün. Çok kişi de olsan batılı savunsan Allah subhanahu wa ta'ala'nın katında küçüksün yani değersizsin. Bu yüzden Allah subhanahu wa ta'ala'nın katında büyük olan insanlardan olmamız için de Allah subhanahu wa ta'ala'nın yeryüzüne indirdiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gönderdiği o sünnetin, o hikmetinle beraber dini Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine uyarak yaşamamız gerekli olduğunu kesinlikle ve kesinlikle bilmemiz lazım. Yani öyle bir güzel bir meseleye gelmişsin, tam hakkı anlatabileceğini ümitlendirdiğin bir meseleye gelmişsin ama tam böyle hakkın içerisine giriyorsun ama ondan bir nasip almadan batılınla beraber tekrardan dönüp gidiyorsun. Maalesef video bu şekilde olmuş. Tabii biz bu meseleleri kelamla konuşup tamam bu kadar yeter siz de buna inanın demeyeceğiz. Allah subhanahu ve teala'nın kitabından birçok bu meselelerde ayetler, birçok bu meselede hadisler ve böyle muasır dediğimiz kişilerden değil. Ehl-i sünnetin muteber olarak gördüğü hatta ehl-i sünnetin de dayandığı sahabe ve sahabenin de dayandığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinin omurgası olan ve omurgasını koruyan kişilerden Allah subhanahu ve teala'nın izniyle ne yapacağız? Nakiller inşallah getirmeye çalışacağız. Şimdi Mehmet Yıldız'ın öncelikle meseleye girdiği zaman yani bu videonun başında altyapısını oluşturmak istediği için bazı konulara girdiğinde o meselelerde mesela tevhidden bahsetti. Yani tevhidi öncelikle insanlara anlatırsam sonraki anlatacağım şeyler bu anlatacağım şeyin üzerine kurulabilecek meseleler olacaktır. Ama maalesef tevhidde aslında anlattığı şeylerin ileride çelişkini de göreceğiz. Öncelikle diyor biz la ilahe demeden illallah desek de bizim için herhangi bir şey değişmiş olmuyor. Yani biz kendisinde dediği gibi şirki kalbimizden kazıyıp tertemiz etmediğimiz sürece orada hiçbir şekilde iman kabul edilmiyor. Allah subhanahu ve teala'ya bu şekilde şirk koşarak iman etmek hiçbir şekilde bize fayda vermiyor diyor. Aslında bizim de dediğimiz şeyin aynısını söylüyor. Yani biz diyoruz ki tağutları reddedeceksin. La ilahe yani diyeceksin. Sonra illallah diyeceksin. Tağutları reddetmeden Allah subhanahu ve teala'ya ibadetin, Allah subhanahu ve teala'ya imanın geçerli değildir. Bunu Allah subhanahu ve teala kendi kitabında belirtmiştir. Allah subhanahu ve teala kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse demiştir Bakara 256. ayette. Hani dinde zorlama yokturla alakalı ayetin biraz aşağısında kim Allah'a iman ederse işte kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa tutunmuştur diyor Allah subhanahu ve teala. Yani sen tağutu reddetmeden yani la ilahe'yi Mehmet Yıldız'ın dediği gibi demeden asla ve asla imanın gerçekleşmez. Asla ve asla imanın Allah subhanahu ve teala'nın katında kabul olmaz. Sen istediğin kadar la ilahe illallah de bu hiçbir şekilde sana bir fayda sağlamaz. Çünkü sen sözünde karşılık bulmuyorsun. Sözünün karşılığı değilsin. Yani örnek söylüyorum. Ben desem ki bugün ben çok konuşmayı sevmem desem de saatlerce konuşsam sen dersin ki sen sözünde yalancı bir kimsesin. Ben de desem ki ben bunun zıttını mı söyledim desem sen dersin ki hayır. Sen söyledin ama hal dilinle bunu göstermedin. Ya da ben desem ki ben gıybeti pek sevmem desem ama Ahmet şöyle yapmış, Mehmet böyle yapmış, Osman şöyle yapmış, Ayşe şöyle yapmış diye sana saatlerce falanca kişilerin dedikodusunu yapsam sen dersin ki sen sözünde yalancısın. Ben de desem ki kardeşim ben bunun zıttını mı söyledim desem sen de dersin ki hayır sen hal dilinle söylediğin sözün tamamen zıttını yaptın. Yani kavlinle fiilin birbirine zıt dersin. Ya da ben desem ki ben faizi sevmem, içkiyi sevmem, kumarı sevmem desem ama beni nerede görürsen gör ya faizin başındayım, ya içkinin başındayım, ya kumarın başındayım. Sen benim sözüme itibar etmezsin. Aynı şekilde de Allah subhanahu ve teala'nın sen la ilahe illallah sözünü söyleyip sonra da Allah subhanahu ve teala'ya her köşe başında, her anında yahut belli zamanlarda şirk koşman demek bu sözün sana hiçbir faydası olmadığını gösterir ve senin bu sözünde yalancı bir kimse olduğunu da ne yapmış olur? Göstermiş olur. Şimdi Mehmet Yıldız'ın buraya kadar anlattığı şey gerçek manada güzel ve katılıyoruz. La ilahe demeden illallahı desen de sana hiçbir faydası yok. Tabii şaşılacak durum ise bu sözünün ileride tamamen aksine ve bu sözüne tamamen ne yapması? Tamamen zıt söylemler söylemesidir aslında şaşılacak durum. Yani dedik ya kişi ağzından çıktığı sözün layıkıyla hareket etmesi gerekli. Zıttına konuşmaması gerekli. Tağut sahte ilahlardır. İlah da ibadet edilen varlıklardır. Hak olan ilah Allah subhanahu ve teala olduğundan dolayı biz diyoruz ki la ilahe. Yani evet yeryüzünde milyon, trilyon belki desilyon kadar ilah var. Ama bunların arasından biz hak olan ilahı seçmemiz gerekli. Hak olan ilahı seçtiğimiz zaman kurtuluşa ereceğiz. İşte buradaki tağut kelimesi de bütün bu sahte ilahları içine alan bir kavram, bir kalıp, bir kutu. Yani sen
sen Allah'tan başka bir varlığa ibadet ediyorsan, ki ibadetin de aslında namazdan, oruçtan ibaret olmadığını, öyle hacdan ibaret olmadığını ileride inşallah anlattığımız zaman göreceğiz ki aslında hüküm hakkını Allah'tan başkasına vermenin de bir ibadet olduğunu göreceğiz. Bunları ayetlerle tek tek belli edeceğiz. Ya da teşri hakkını Allah'tan başkasına vermenin de bir ilah edinmek, yani tağut edinmek, yani la ilaheyi dememek anlamına geldiğini inşallah bunlara ileride değineceğiz ki açın ve Kur'an'ı bir okuyun. Anladığınız şekilde okuyun. Yani anlamadığınız şekilde Kur'an'ı okumanızın size pek bir faydası olmayacak. Daha doğrusu eğer Müslüman değilseniz, İslam'ı öğrenmeye çalışıyorsanız sizin için hiçbir faydası olmayacak. Kur'an'ı ancak okuduğunuz, ancak anladığınız şekilde okuduğunuzda batıla karşı savunma sahibi olabilir. Kimin doğru, kimin yanlış söylediğini o zaman anlayabilirsiniz. Bakın Allah Subhanahu ve Teala Şura suresinin 21. ayetinde diyor ki yoksa onların bir takım ortakları mı, yani şirk koştukları kimseler mi var ki, Allah Subhanahu ve Teala gibi ilah edindikleri birileri mi var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine teşri ettiler. Yani Allah Subhanahu ve Teala diyor ki ben yeryüzüne zaten bir şeriat indirdim. Haramı helal, helalı haram yapacak bir takım ortaklar mı beğendiniz? Bir takım milletvekilleri dediğimiz, bir takım bürokratlar dediğimiz kimseleri mi beğendiniz? Başınıza getirdiniz. Onlar Allah'ın dinde size izin vermediği şeyleri, Allah'ın haram dediklerini helal, helal dediklerini haram kılması için mi bunu yapıyorsunuz? Bunun için biz yapmıyoruz diyor iseniz o zaman niçin bunları tutup da seçiyorsunuz? Bunları niçin başınıza getiriyorsunuz diye Allah subhanahu ve teala size sormayacak mı? Yani siz bu kitaptan sorumlu tutulmayacak mısınız diye insan bir düşünmesi gerekli. Tabii bu konuların daha da genişine Allah subhanahu ve teala'nın izniyle gireceğiz. O kadar fazlasıyla Allah subhanahu ve teala bunlara dava edinmiş ki bizler ancak onları duymamamız için ancak kafir olmamız gerekli. Şimdi Mehmet Yıldız ondan hemen sonra şirkin tanımına da giriyor. Yani şirk nedir diye şirki insanlara anlatıyor. Çünkü dediğimiz gibi tevhidi ve şirkin ikisini de la ilahe illallah'tan sonra anlatması gerekli ki insanlara ne demek istediğini anlatabilsin. Çok güzel yerlere değinmiş dediğimiz gibi. Maalesef ama Allah subhanahu ve teala'nın razı olabildiği şekilde keşke anlatsaydı da Allah subhanahu ve teala'nın razı olabildiği şekilde insanlara ifade etmiş olsaydı da biz de bugün onu övseydik, onu tebrik etseydik, onu desteklemiş olsaydık. Batıla karşı, mücrimlere karşı, suçlulara karşı, günahkarlara karşı, facirlere karşı, müşriklere karşı, küffara karşı. Ama Allah subhanahu ve teala gördük ki bunu ona nasip etmedi. Çünkü Allah subhanahu ve teala kendisi kitabında diyor ki de ki ey insanlar muhakkak ki Rabbinizden size hak gelmiştir. Artık kim hidayeti kabul eder ise o kendi nefsi için hidayeti kabul etmiş, hidayete ermiş olur. Ve her kim de delalete yani sapıklığa düşerse o da kendi nefsi için delalete sapıklığa düşmüş olur. Ben ise sizin üzerinizde bir vekil falan da değilim. Yani ister kabul edin ister kabul etmeyin. Hak yeryüzüne inmiştir. Bu yüzden kişi o hidayeti kabul ederse kendi nefsi için, hakkı gördüğü zaman teslim olursa kendi nefsi için, kendi faydasına, kendisi için bir yatırım yapmış olur. Ama sen toplumdan çekinip, sistemden çekinip, bazı maddelerden, materyallerden, yaşantılardan, sahip olduğun şeylerden dolayı hakkı görmek istemez isen Allah subhanahu ve teala da dileyen delalet sahibi olsun, dileyen sapıklık sahibi olsun, o da kendi nefsi, kendi zararına diyor. Umuyoruz ki Rabbim bu yaklaşımı ilerletir de ve hakkı size kolaylaştırır da o görmek istemeyen kalplerinizi açar ve Allah subhanahu ve teala'nın hakkı sizin kalbinize yerleşir ve Allah subhanahu ve teala o yerleşmeyi de pekiştirir. Mehmet Yıldız şimdi şirkin tanımından bahsederken çok güzel açıklamalarda bulunuyor. Mesela Allah demenin yetmeyeceğinden bahsediyor. Yani şirk dediğimiz şey Allah subhanahu ve teala ile beraber başka bir ortak kabul etmektir. Bu yüzden ben Allah'a iman ettim demekle şirkten kurtulduğunu zannedemezsin. Şirkten ancak Allah subhanahu ve teala'yı yalnız ve yalnız kabul edip Allah'tan başkalarına da ibadet etmeyeceksin. İbadetin ne olduğuna dair ise az biraz bilgi verdik ama biraz ileride Allah subhanahu ve teala'nın izniyle daha da geniş bir bilgi vereceğiz. Hükmü Allah'tan başkasına vermenin de bir ibadet olduğunu inşallah ayetlerle ve ta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle Allah'ın izniyle hakkın taraftarı, hakka aç, hakka açık olan insanların önüne inşallah sunacağız, arz edeceğiz. Bir de bunların ardından Mehmet Yıldız tağutla alakalı tevhid ve ifratla alakalı meselelerine mesela değinmiş. Yani tağutta nasıl ifrata gidilir ve tağutta nasıl tevhide gidilir? Birileri bu kavramda hatta aşıyor, birileri de bu kavramda çok gevşek davranıyor, tevhide gidiyor. Hiç önemsemiyor, hiç bahsetmiyor. Sanki İslam'da yokmuş gibi davranıyor gibi iki tane konu başlıklı bir şekilde anlatmış ve bu anlatımlarının bazısına katılabiliriz ama bazısına hiçbir şekilde katılamayabiliriz. Hatta bazısı
buradaki onun niyetini ne anladığımızdan dolayı, sözü doğru olsa da niyetini az çok anladığımızdan dolayı o meseleye herhangi bir şekilde katılmamız zaten düşünülemez. Mesela şundan bahsediyor. Diyor ki tağut kavramını diyor önemsememek tefrite girer. Evet, yani la ilahe ile alakalı bir mesele bu. Bir insan tutup da tağutla alakalı bir meseleyi hiç önemsemiyor ise doğru, tefrite girmiştir. Hiçbir şekilde onu önemsemiyor, hayatına geçirmek istemiyor. Onunla ilgilenmiyor ise evet, mürciyenin bir ekolünden bir kişidir. Yani mürciye dediğimiz ekolün içerisine dahil edebileceğimiz bir kişidir bu kişi. Bunda herhangi bir şekilde sorun yok. Hatta şuna da katılabiliriz. Kendisi diyor ki tağutu anlamayıp bunu sloganlaştırmak da ifrata girer. Çok doğru bir söz. Gerçek manada çok doğru bir söz. Yani bugün çoğu kişi tağutun ne olduğunu bilmeden, bilmediği halde ön plana atılıp insanlara anladığını anlatmaya çalışıyor. Hatta Allah subhanahu ve teala'nın hiçbir şekilde o konuyla ilgisi olmamasına rağmen o konuları dahi tağut penceresinden anlatıp insanlara bunu din diye anlatabiliyor. Bizim tağutu anlamamız da yine Kur'an ve sünnetle alakalıdır. Kendi aklımızla ürettiğimiz veyahut geliştirdiğimiz şeylerle insanlara dini anlatamayız. Kendi ayaklarını Kur'an ve sünnet üzere sabit bir şekilde kılabiliyorsan, anlattığın şeyleri Kur'an ve sünnette delillendirebiliyorsan, Allah subhanahu ve teala'nın izniyle zaten sen bir sorumluluk sahibisin, sen bir yük sahibisin, bu daveti götürmekle mükellefsin. Aksi halde söylediğin sözleri sana soru sorulduğunda herhangi bir şekilde delillendiremiyorsan, aklınla durmadan bir açıklama yapıyorsan, düşünmen gerekli. İnsanlara acaba Allah'ın yüklemediği bir yükü ben mi yüklüyorum diye. Ve şu sözü de güzel. Tağutun diyor fıkhına bakılmadan, alimlerin bu konu hakkındaki görüşlerini incelemeden, altını doldurmadan bir heyecanla insanlara bunu dayatmak da diyor ifrata girer. Yani siz bunun fıkhını mı doldurdunuz ki doğruyu gerçeği bildiniz de tamam biz doğruyu gerçeği bildik, bu insanların anlattığı şey yanlış diyebildiniz ki zaten çok kısır, çok böyle eksik, çok böyle yüzeysel olarak konuları ele almışsınız. Yani siz hangi alimden tağutu öğrendiniz ki insanlara tutuyorsunuz, siz bunun fıkhını dahi bilmiyorsunuz, siz bunun altını dahi doldurmadınız, siz bunu bir heyecanla söylüyorsunuz diyebiliyorsunuz insanlara. Sen bunları yapmadan insanlara bunu söylemen de yanlış bir şey. Yani İbn Kesir'i aç bak o zaman, Taberi'yi aç bak o zaman, Begavi'yi aç bak o zaman. Yani muteber olan ehli sünnet tefsir alimlerini aç bakalım o zaman. Mücahit İbn Abbas radıyallahu anh'ın öğrencisi Mücahit radıyallahu anh'ın tağut hakkındaki söylediği sözleri aç bak o zaman. Yani sen sanki böyle selefe gitmişsin, alimlerin görüşlerini almışsın, sanki bunları yaptın da geldin insanlara hakkı ben buldum, sizin söylediğiniz batılmış, yanlışmış diyebiliyorsun. Yani bu insanların söylediği tağutla alakalı söylenen sözler eğer selefle ve Kur'an'ın anlatımıyla çelişiyor ise sen haklısın. Hiçbir sorun yok. Ama sen bunları yapmadan söylediğin sözlerle ve anlatımınla çok belli oluyor ki gerçek manada bir araştırma içine girmemişsin. Sadece sen hakla karşılaşmışsın ve o hak hayatını o kadar bir şekilde etki edebileceğini anlamışsın ki ben bunu anlıyorum. Onu anladığından dolayı sen bu durumdan kurtulmak için resmen açıklama yapmışsın. Yani sen haktan kendini kurtarıp bulunduğun durumda kendini rahatlatmak için bu açıklamayı maalesef yapmışsın. Hakka teslim olmanın ne kadar üzerine sorumluluk düşürebileceğini az çok anladığınızdan dolayı bu açıklamayı yapmışsın. Mesela şunu söylüyor. Diyor ki bazı meseleler hakkında özel fetvalar veren insanların sözlerini alıp da bugün genele yayamazsın. Ne mesela? Örnek. Yani sen bundan ne anladığını bir insanlara anlat bakalım diyor. Yani söylediği sözler aslında örneklendirmesi lazım. Kendisi birçok meselede örneklendirme yaparak güzel bir şekilde anlatabiliyor ama bu meseleler ilmi meseleler olduğundan dolayı insanlar öyle bedava konuşamaz. Bedava konuşan insanlar da rezil olurlar. Çünkü ilmi meselelerin kendisine has, kendisine özgü bir durumu var ve o durumun dışarısına çıktığı zaman insanı komik bir hale getirir. İnsanlar anlattığın zaman bir şeyleri insanlara komik bir hale gelirsin. Kim tağutla alakalı bir özel bir meselede bir fetva vermiş de ya da hangi alim hangi zamanda vermiş de biz bugün o meseleyi almışız genele yayıyoruz. Yani Allahu Ekber. Allah Subhanahu ve Teala'nın dini zaten bizim için, Allah'ın kitabı zaten bizim için, Allah'ın Resulü'nün hayatı zaten bizim için örneklerle dolu. Yani bunlar bizim için yeterli ve tağut dediğimiz şey bir kavramdır. Dikkat et. Ne darul küfürüdür ne darul İslam'ıdır. Hiçbir yer fark etmez. Her yerde tağutu reddetmekle mükellef olduğumuzu bilmemiz gereklidir. Ve şunu da ekliyor, diyor ki bu günümüz ortamına da o fetvayı diyor uyarlamadan uygulamaya çalışmakla diyor ifrata gidebiliriz. Yani dikkat edin. Geçmişte biri fetva vermiş olabilir bu tağutla alakalı meselede ama siz bugüne göre eğer bu meseleyi uyarlamadan ele alır iseniz ifrata gidebilirsiniz. Ben yine söylüyorum. Bu insanlar çağa göre hayatlarını, çağa göre İslam'ı yorumlayan ve çağa göre İslam'ı kendilerince yaşayan insanlar. Yani tağut dediğimiz şey her
her yerde reddedilmesi, her çağda reddedilmesi gereken bir şey. Yani biz ilahları, örnek söylüyorum, Darül Küfür'de reddetmeyeceğiz birilerinin dediği gibi, ama Darül İslam olduğu zaman reddetmemiz mi gerekli? Ne demek istediğini bir öncelikle örneklendirmen lazım. Ne dediğin şeyi bir kendin bir durup düşünmen lazım. Tağuttan bahsediyorsun, la ilaheden bahsediyorsun ve bunu işte günümüze uyarlamaktan bahsediyorsun. Yani senin önderin kim? Senin bu sözünün dayanağı nerede? Kur'an bu dediğin sözü destekliyor mu? Red mi ediyor? Tağut her yerde reddedilmesi gerekli olan bir şeydir, bir durumdur, bir olaydır, bir davadır, bir mücadeledir. Bu yüzden muvahhidler bir yerde ben müşrik olayım, bir yerde muvahhid olayım, Allah'ı birleyeyim ya da bir yerde şirk koşayım diyemez. Muvahhid isek eğer. Ama müşrik isek çağlara göre günümüze uyarlayarak bazı meseleleri değerlendirebiliriz. Bugün nice insanın yaptığı gibi. Ben şunu da belirteyim. Ben yine şunu söylüyorum. Hani Mehmet Yıldız kendisinin slogan olarak, başlık olarak söylediği sözlerde evet bazılarını onaylıyoruz ama yine söylüyorum, niyeti o başlıktaki doğruladığımız şey değil. Çünkü mesela örnek söylüyorum, tağutun ifrata gitme meselesine değinmiş ve demiş ki mesela oy kullanma meselesi. Yani oy kullanmanın şirk olduğunu söyleyen insanlar tağutta ifrata gitmiş insanlar. Bu mesele aslında saatler alabilecek bir mesele. Ama özetle şunu söyleyeyim. Allah rızası için. Siz Allah subhanahu ve teala'nın dinine mi hizmet etmek istiyorsunuz? Yoksa şeytanın razı olduğu dine mi hizmet etmek istiyorsunuz? Oy kullanmanın şirk olduğunu söyleyerek, aslında oy kullanmanın şirk olduğunu söyleyen insanların içerisinde neleri söylediklerini ele alıp anlatsanız, deriz ki bu insan evet adil davranmış. Gerçek manada bu oy meselesiyle ilgili bu insanların, yani niçin bunun şirk olduğunu söyleyen insanların delillerini ele almış, değerlendirmiş ve bu şekilde insanlara anlatıyor diyerek bu insan gerçekten adil davranmış diyebilirdik. Bizler oy kullanmanın şirk olduğundan bahsetmiyoruz. Bizler hükmün Allah'tan başkasına verilmenin şirk olduğunu bahsediyoruz ki kendilerine sorulduğu zaman bu şekilde söylüyorlar. Yani hüküm ancak ve ancak Allah subhanahu ve teala'ya aittir. Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ki onların bir takım ortakları, yani Allah'a şirk koştukları kimseler mi var ki Allah subhanahu ve teala'nın onlara izin vermediği şeylerde kanun çıkartıyorlar, şeriat yapıyorlar, helalı ve haramı, haramı ve helalı değiştiriyorlar. Böyle bu ortaklarınız mı var diyor. Şura suresinin 21. ayetini açıp okuyun. Allah rızası için bugünkü sistem, bugünkü rejim ve bugünkü bu rejimle bu sistemin oluşturduğu parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Allah'ın razı olduğu kanunlar mı çıkartılıyor? Yoksa Allah subhanahu ve teala'nın dinini reddeden, Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerini komple bir kenara atan bir konuşma uslubu, bir görüşme uslubu, bir müzakere mi yapılıyor? Allah rızası için böylesi bir mecliste, böylesi bir toplulukta tutup da bir insan ben o topluluğa bir vekil gönderiyorum dediği zaman bizim ne anlamamız lazım? Böylesi bir yere vekil gönderiyorsan şunu demiş oluyorsun. Ben hem Allah'ı Rab olarak, yani kanun koyucu olarak seçiyorum, hem Allah'ı ilah olarak seçiyorum, hem de bu gönderdiğim vekili veyahut başıma getirdiğim kimseleri Rab olarak, hükmedici olarak, ilah olarak, melik olarak, hakim olarak seçiyorum demiş olursun. Hüküm hakkını, kanun koyma, teşri yapma hakkını Allah subhanahu ve teala'dan başkasına vermektir şirk olan. Yani biz size sorsak Allah mı kanun koyar, Allah mı yasa koyar, Allah mı bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu, yasağı, meşruyu belirler, yoksa insanlar mı? Yani siz insanların da mı hüküm koyabileceğine inanıyorsunuz? Bizler insanların hüküm koyabileceğini yahut cinlerin hüküm koyabileceğini, Allah subhanahu ve teala'nın dışında hiçbir varlığın hüküm koyma yetkisinin olmadığını söylüyoruz. Kim bu fiili yapıyor ise ister inansın ister inanmasın, kendisi bir Rab'lik iddiasında bulunmuştur ki Allah subhanahu ve teala Rab'dir. Yani Rab olan Allah subhanahu ve teala ancak kanun koyar. Ancak bu onun hakkıdır. Onun yapabileceği bir şeydir. Onun yapması gerekli olan bir şeydir. Bir Müslüman, bir muvahhid olarak da biz ancak bunu kabul ederiz. Allah subhanahu ve teala kim? Kendisi bir hüküm koyma konusunda kendisini yetkili görüyor ise bu Tevbe 31. ayetteki gibi onlar hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler dediği o kimselerin yaptıkları gibi onlar da kendilerince kanun koydular ve insanları bunlara davet ettiler. Ve devamla diyor ki halbuki onlara Allah'tan başkasına ibadet etmemeleri emrolunmuştu. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah onların şirk koştuğu şeylerden münezzehtir diyor. Şimdi Allah rızası için haramı helal, helalı haram yapan, yani
yani Allah'ın doğrusunu yanlış diye kanun çıkartan bugünkü meclisi, bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sen tutup kendince vekil olarak tayin ettiğin kişiyi gönderiyor isen, tutup da senin artık tevhidinden bahsetmemizi bekleme. Yani bunu illa oyla veyahut farklı şeyle neyle yaparsan yap, sen Allah subhanahu ve teala'nın kitabının yanına, Allah subhanahu ve teala'nın indirmediği, Allah'ın hak demediği, tağut dediği bir kitabı koymuş ve Allah subhanahu ve teala'ya bu şekilde şirk koşmuş olursun. La ilahe'yi yerine getirmemiş, tağutları reddetmemiş olursun. Biz bunları söylüyoruz ki bu söylediğimiz çok az bir şey. Bunu saatlerce anlatabiliriz. Allah subhanahu ve teala kitabında diyecek ki o hükmünde hiç kimseyi ortak kabul etmez. Ama sizler diyeceksiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hariç. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz vekiller hariç. Bürokratlar hariç. Bu sistem, bu memleket, bu ülke hariç. Diyoruz ya, bu insanlar çağa göre din yaşıyorlar. Kur'an'ı çağa indirmiyorlar. Çağı Kur'an'a indirerek Allah subhanahu ve teala'ya din dayatıyorlar. Bizim inancımızı sen kabul et. Sen fazla bu din hakkında konuşsan da, bu din hakkında bizlere bir şeyler indirsen de biz bildiğimizi okuyacağız, o cennetine de gireceğiz der gibi hayat yaşıyorlar. İnsanlara da siz bu şekilde de cennete girebilirsiniz. Yani tutup da Allah subhanahu ve teala'nın istediği, Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu şekilde inanmasanız da biz size bu anlattığımız din ile der gibi insanlara din anlatıyorsunuz. Allah subhanahu ve teala hükmün kendisine ait olduğunu söylemesine rağmen sizin ne hakkınız var ki insanlara tutup da yeni bir din getirip, yeni bir İslam anlayışı size göre getirip insanlara bunu dayatıyorsunuz. Bu şekilde de cennete girebileceklerini ve bu şekilde de Allah subhanahu ve Teala'nın onlardan razı olabileceğini anlatıyorsunuz. Onlara bunu kabul ettiriyorsunuz. Bakın Allah subhanahu ve teala aranızdaki ihtilafları Allah'a ve Resulüne götürün. Kur'an'a ve sünnete götürün diyor. Bugünkü meclise, bugünkü meclisin kanunlarından hiç bahsediyor mu? Eğer siz elhamdülillahi rabbil alemin diyorsanız Rab olarak Allah subhanahu ve teala'yı kabul ettiğinizi söylemiş bir iddiada bulunmuş olursunuz. Rab olan Allah subhanahu ve teala'nın da bir tecellisi Kur'an'dır. Kanun koymasıdır. Hüküm koymasıdır. Şimdi Allah rızası için biz Allah subhanahu ve teala'yı nelerinde birleyeceğiz? Sadece Allah subhanahu ve teala'nın isminde mi birleyeceğiz? Hani kendisi bu konu hakkında tevhidden bahsetti, şirkten bahsetti, la ilahe illallah'tan bahsetti. Allah subhanahu ve teala'ya iman ettiğinizi söyleseniz de onu birlemediğiniz takdirde, ona şirk koştuğunuz takdirde bu imanınız geçerli olmayacağını, şirke düştüğünden bahsetti ya. Allah subhanahu ve teala'nın siz kitabının yanına başka bir kitap dahi koyuyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası denilen içerisinde İsviçreli şeytanların, İtalyalı şeytanların, Almanyalı şeytanların yazdığı, çizdiği, şeytanların da onlara vahyettiği, bugün de bu Türkiye Cumhuriyeti'nde kanun haline gelen anayasayı getiriyorsunuz, Kur'an'ın yanına koyuyorsunuz. Peki önümüze iki tane mi sandık koyuyorlar? Yani sol tarafta bir Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var, içerisinde ne olduğu belli. Bir tarafta da Kur'an var, içerisinde ne olduğu ve kimin tarafından getirildiği belli. Sol taraftaki kimin tarafından alındığı belli. Kimin bu devlete, bu rejime bunları kanun diye koyduğu, dayattığı belli. Bir tarafta da Allah subhanahu ve teala'nın kendi katından indirdiği Kur'an, kitap belli. Şimdi Allah rızası için ben bu nurculara da söylüyorum, bütün insanlara, bütün bunu dinleyen insanlara da söylüyorum. Biraz durup da düşünün. Bizlerin önüne sanki iki tane sandık mı konuluyor? Yani bizlere sistem mi, bizlere rejim mi seçmemiz için izin veriliyor? Ki bunlar laikliği millete sorarak getirmediler. Bunlar bu insanlara, geçmişteki insanlara 1924'te İslam'ı kaldırırken millete sormadılar. Sanki önümüze iki tane sandık koydular da biz sağ taraftaki şeriatla Allah subhanahu ve teala'nın kanunları ile hükmedecek insanları seçmenin şirk olduğundan bahsettik. Oy kullanmanın bu şekilde de olsa şirk olduğundan bahsetmiş gibi insanlara anlatıyorsunuz. Biz bu şekilde oy kullanmanın şirk olduğundan bahsetmiyoruz. Biz önümüze onlarca sandık koyup da arkasında aslında tek bir sistemin kanunlarıyla, tek bir adamın getirdiği kanunlar ile adı Ahmet, Mehmet, Zeki olan ama Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarıyla hükmetmeyecek insanların seçilmesine diyoruz şirk. Çünkü Allah'ın kanunlarını seçmiyorsunuz siz. Siz Allah subhanahu ve teala'nın indirdiği hükümleri seçmiyorsunuz. Allah'ın indirdiğinin dışındaki hükümlerle hükmedecek insanları seçiyorsunuz. Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ki yakinen kesinen iman eden bir topluluk için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır? Bakın iman eden insanlardan bahsediyor. Gerçekten iman etmiş iseniz hüküm konusunu Allah subhanahu ve teala'dan başkasına vermezsiniz. Gerçekten tevhid ehli olduğunuzu söylüyor iseniz hüküm meselesinde demeniz gerekli olan şeyler bellidir. Sizler Rab değilsiniz. Sizler ilah değilsiniz.
sizler Allah filan değilsiniz. Allah subhanahu ve teala'yı ben kitabında, kendi zatında birlemem için bu kitabın dışarısındaki bütün kitapları, Allah'ın kitabına muhalif olan bütün kanunları reddetmem gereklidir. Ve ben sizi ilah olarak tanımıyorum. Bu yüzden de sizleri seçmiyorum. Bu yüzden de sizlere bu kanunlarla hükmetmeniz için sizleri vekil olarak bu kanunlarla hükmedeceğinizi bile bile sizleri vekil olarak seçmiyorum. Ben vekil olarak Allah subhanahu ve teala'yı seçiyorum. Allah'ın kanunlarını seçiyorum. Allah'ın kanunlarını beğeniyorum. Allah subhanahu ve teala'yı bu şekilde birliyorum. Allah'ın kitabının yanında başka bir kitabı seçip Allah'a şirk koşmuyorum. Allah'ın kanun koyma yetkisini başkalarına verip Allah'a şirk koşmuyorum. Allah subhanahu ve teala'dan başka ilah edinmiyorum. Ey falanca, sen al bu sistemle, Allah'ın tanımadığı, Allah'ın küfür dediği, şirk dediği bu sistemle al hükmet diyerek bir oy kullanıyorsanız, sizler aslında bu şekilde ibadet etmiş oluyorsunuz. İbadet ederek başkalarına ilah edinmiş oluyorsunuz. Ve o ilahlar sahte ilahlar olduğundan dolayı sizler tağut edinmiş ve sizler Allah subhanahu ve teala'dan başka ilahlar edinmiş ve tağutu reddetmemiş oluyorsunuz. İstediğiniz kadar la ilahe illallah deyin. Bu söz sizlere hiçbir şekilde fayda sağlamamış oluyor. Biraz düşünün. Bizim önümüzde onlarca sandık koyması, onlarca seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Aynı sistemle onlarca Rab, onlarca ilahı seçmeniz size sunuluyor. Bizler muvahhid olan insanlar da diyoruz ki biz la ilahe illallah diyen, tağutları reddeden, hüküm hakkını Allah'tan başkasına vermeyen insanlarız. Bu yüzden sizin yasalarınız, kanunlarınız ancak şirk kanunlarıdır. Ancak küfür kanunlarıdır. Biz bu kanunları la diyoruz. Hiçbirini kabul etmiyoruz. Ancak Allah subhanahu ve teala'nın katından inen o kitabı, o Kur'an'ı, o şeriatı biz kanun olarak, şeriat olarak beğeniyoruz ve ancak ve ancak ona uyabiliriz. Devletimiz de olsa onunla hükmedilecek, mahkemelerimiz de olsa onunla hükmedilecek. Biz insanlarla aramızda bir mesele olduğu zaman ona başvuracağız. Onun gösterdiği Resulün sünnetine başvuracağız diyoruz. Ey Mehmet Yıldız, bir de mahkemeden bahsetmişsin. Allah rızası için mahkeme meselesi bile Allah subhanahu wa ta'ala'nın indirdiğine muhalif hükmedenlerin tam manasıyla tağut olduğuna apaçık bir şekilde delildir. Allah subhanahu wa ta'ala Nisa suresinin 60. ayetinde bak ne diyor. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenler. Bunlar kim? Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini dediği kişiler, Kur'an'a, Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a iman ettiğini söyleyen insanlar. Bu insanlara ne diyor Allah subhanahu ve teala? Sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenler. Yani ben Müslümanım, ben la ilahe illallah dedim diyenleri görmüyor musun? Ey Rabbim, onlar ne yapıyor? Onlar diyor tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Buradaki tağut kim biliyor musun? Açın bütün tefsir kitaplarına bakın bakalım. Hani kendisi diyor ya, bunların altını doldurmadan insanlara anlatmak ifrattır. Bunları hiç araştırmadan konuşmak da cahilliktir ey Mehmet Yıldız. Bunları hiç araştırmadan ehli sünnetin alimleri bu konu hakkında ne demiş diyerek bakmamak insanları uçuruma sürüklemektir ey Mehmet Yıldız. İnsanları bu noktada kör etmektir. İnsanların hayatını mahvetmektir ey Mehmet Yıldız. Öldükten sonra hayatlarını berbat etmektir. O insanların helakına yardım etmektir ey Mehmet Yıldız. Allah subhanahu ve teala burada tağut dediği kişi nüzul sebebine baktığımız zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen Kab bin Eşref denilen bir kişidir. Allah subhanahu ve teala'nın indirdiğiyle hükmetmiyor ve Allah subhanahu ve teala ondan tağut olarak bahsediyor. Peki bunu anladık tağut olduğunu. Allah subhanahu ve teala'nın indirdiğiyle hükmetmiyor. Ya ona başvuran insanlardan nasıl bahsediyor Allah subhanahu ve teala? Onlar diyor tağutu reddetmekle emrolunmuş iken onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Yani aralarındaki çıkan bir çekişme olmuş, bir mesele olmuş. E bu meseleyi Kur'an'a ve sünnete götürmüyorlar. Götürüyorlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir kişinin önünde onun görüşlerine göre, onun doğrusuna yanlışına göre çözmeye çalışıyorlar. Ve Allah subhanahu ve teala en sonunda diyor ki şeytan onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Eğer Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine başvurup aramızdaki bir meseleyi onun hükmüyle çözmeyip tağutun mahkemelerine yani Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmeyen Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarına muhalif Allah subhanahu ve teala'nın doğrularına yanlış diyen yanlışlarına doğru diyen mahkemelere gitmemizi diyor ki birincisi siz tağuta başvuruyorsunuz. Tağutu hakem kılıyorsunuz. İkincisi siz Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz. Tağutu reddetmek demek. Ona yapılacak ibadeti reddetmek.
reddetmek demek. Yoksa birisi gelip bize ey falancılar siz tağutu reddetmekten bahsediyorsunuz. O zaman bu rejim de tağuti bir rejimdir. Niçin burada yaşıyorsunuz? Hadi reddedip de dağa taşa çıksanıza dedikleri zaman biz diyoruz ki ey falan sen saçmalıyorsun. Tağutu reddetmek demek Kur'an'a göre ona yapılması gereken ibadeti yapmamak demektir. Bu şekilde tağuttan içtinab edebiliriz. Bu şekilde tağutu reddedebiliriz. Hayatımızın dışarısına çıkartabiliriz. Ona yapılan bir ibadeti biz yaptığımız zaman onun tağut olmadığını söylesek dahi biz ona ibadet etmiş oluruz. Nisa 60. ayet öyle net bir ayet, öyle keskin bir ayet ki gerek hüküm meselesini, gerek tağut meselesini, gerek ibadet meselesini hepsini ortaya koymuş ve bir insan kendisi istediği kadar inkar ettiğini söylesin böylesi bir meselede ben bunun tağut olduğunu biliyorum desin ama ne yapalım işte şöyle oldu, böyle oldu diyerek Allah'ın indirdiği hükümlerin dışarısında onlara çelişki olan, onlara muhalif olan kanunlara gidip başvurup onlarla hükmedecek bir hakimi meselesine hakem tayin etmesi demek Allah'ın katında birincisi tağutu reddetmek demek değil. İkincisi tağuta ibadet etmektir. Üçüncüsü la ilahe illallah'ı bozan bir unsurdur. Dördüncüsü Allah subhanahu ve teala Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri tağut diye adlandırıyor. Allah subhanahu ve teala'nın kitabına muhalif kanunlar koyan ve o kanunlarla hükmeden insanlar tağuttur. Bugünkü mahkemelerde Allah rızası için Kur'an'dan bir ayet arayın bakalım bulabilecek misiniz? Yani Allah subhanahu ve teala o günkü kendi kafasından, kendi fikirlerinden bir şeyler uydurup hükmeden insana tağut diyor. Ama bugünkü mahkemelerde Allah subhanahu ve teala'nın hükümlerine tamamen zıt hükümlerle hükmeden insanlar ben Müslümanım dediğinden dolayı tağut olmayacak. Böyle bir şey eğer iddia ediyorsanız bunun hakkında delil getirecekseniz. Yok delil getiremiyorsanız teslim olacaksınız. Yok teslim de olmuyorsanız inkarcı olduğunuzu açık bir şekilde insanlara belli edeceksiniz. Şimdi Allah rızası için şu meseleye bir bak. Şu meseleyi bir incele. Ve bu meselenin hakkında İbn Kesir ne demiş? İbn Kayyim ne demiş? Begavisi ne demiş? Taberisi ne demiş? İmam Mücahit bu konu hakkında ne söylemiş? Bir Allah rızası için onlara bir bakın bakalım. İmam Mücahit İbn Abbas'ın öğrencisidir. İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dizinin dibinde eğitim görmüş bir müfessir ve Allah subhanahu ve teala'nın Resulü'nün duasını almış. Ey Rabbim bunu Kur'an konusunda fehmi kuvvetli, Kur'an'ı güzel bir şekilde anlayan kimse kıl dediği kimselerden birisi İbn Abbas ve onun öğrencisi Mücahit diyor ki tağut Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kimselerdir. Yani bugünkü aslında mahkemelerden, bugünkü yöneticilerden bahsediyor. Yani insanların arasında Allah subhanahu ve teala'nın indirdiğine muhalif kanunlarla hükmeden insanlardır diyor. Şimdi Mehmet Yıldız, Mücahit radiyallahu anh'ı mı dinleyelim yoksa onun önünde haşa olan seni mi dinleyelim? Ya da onun önüne koyduğun alim dediğin belamları mı dinleyelim? Kimi dinleyelim? Bütün bu anlattığımız şeyler hüküm meselesini de, tağut meselesini de, ibadet meselesini de hepsini ortaya koyuyor. Bak Allah subhanahu ve teala Nisa 65. ayette ne diyor? Diyor ki Rabbine andolsun ki aralarındaki çıkan çekişmelerde eğer Müslüman iseniz aralarındaki çıkan çekişmelerde seni hakem kılacak. Allah'ın Resulü'nü hakem kılmak nedir? Allah'ın Resulü'nü hakem kılmak Kur'an'ı ve sünneti hakem kılmaktır. Hakem kılma konusunda bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi onunla beraber Kur'an'ı ve sünneti işaret etmesine rağmen Rabbine andolsun ki seni hakem kılmaları gerekli demesine rağmen siz nasıl olur da bizi bugünkü sistemin, bugünkü rejimin, bugünkü kanunlarla hükmeden insanların tağut olduğunu söylediğimizden dolayı nasıl bizim yanlış yolda olduğumuzu söylersiniz? Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ki ey Resulüm onlar seni değil, onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Bu yüzden sizler bizlerin konuştuğumuz sözleri değil, bizlerin Kur'an'dan getirdiğimiz ayetleri, bizlerin konuşmakta olduğumuz Allah subhanahu ve teala'nın kitabından olan ayetleri reddediyorsunuz. Sizler Allah subhanahu ve teala'nın dinini reddediyorsunuz. Hiç farkında dahi değilsiniz. Bir başka mesele ise bu sistemin küçücük çocuklara alıp bugün Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda içerisinde bulunan o kanun da belirtildiği gibi biz milli eğitimin amacı olarak biz çocukları layık bir birey yetiştirmek için bu okulları açtık dedikleri okullara çocuğunu göndermeyip Allah subhanahu ve teala'nın yakıtı insanları ve taşlar olan ayete muhatap olmamak için mücadele eden insanları eleştirmesi. Bir başka mesele de bu. Yani sen Allah subhanahu ve teala'nın yakıtı insanlar ve taşlar olan azaptan, cehennem azabından çoluğunuzu, çocuğunuzu, ailenizi koruyun demesinden dolayı bu ayette muhatap olmamak için çocuklarını layık bir birey yetiştirilmesi için açılan okullardan koruyan insanların sapık olduğunu mu, yanlış da olduğunu mu, yani batılda olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani biz bu okullar Allah subhanahu teala'nın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymadığını, bu okullarda insanlar müşrik olarak yetiştirildiğini, bu okulların amacının zaten bir insanı kafir olarak yetiştirmek olduğunu kendi kanunlarında ispat etmemize rağmen bizlere mi sapık diyorsunuz? Yoksa siz gidip bu kitapta bu amacı yazan insanlara mı sapık
demeniz gerekliydi. Yoksa bu insanları ifsad etmek isteyen bu müfsitlere, ekini ve nesli yerle bir etmek isteyen bu mücrimlere, bu münafıklara, bu müşriklere mi siz sapık demeniz gerekliydi? Yani bizler sırf Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına uymaya çalıştığımızdan ve çoluğumuzu çocuğumuzu bir muvahhid olarak yetiştirmeye çalıştığımızdan dolayı mı suçluyuz size göre? Sapığız size göre, yanlışız size göre, batıldayız size göre, dalaletteyiz size göre. Bugünkü okullarda sen de bir öğretmensin, sen de öğrencilerin var ve o okulda nelerin olduğunu sen bizden daha iyi biliyorsun. O okulda Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısında çocukları sen götürüp dikiyorsun, daha sonra da geliyorsun insanlara tevhidden bahsediyorsun. Daha sonra geliyorsun insanlara tağuttan bahsediyorsun. Geliyorsun insanlara İslam'dan bahsediyorsun. Senin değerlerini, senin inandığını iddia ettiğin dini bu ülkenin, bu toprakların üzerinden kaldıran, yönetimden kaldıran, meclisini Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olmadığı, şeytanın razı olduğu kanunları sokan insanın o üstünün karşısında çocuklara tutacaksın, onlara onu sevdireceksin, sonra da geleceksin, tağuttan bahsedeceksin, şirkten bahsedeceksin ama ne hikmetse yine Mustafa Kemal'den bahsetmeyeceksin. Allah rızası için bir kendini bu konuda bir muhakeme et, daha sonra sen muvahhidleri diline al, bu meseleleri ele alıp insanlara anlat. Tağuta muhakeme olmanın şirk olduğunu söylemek ifratmış. Sen bu başlık adı altında alıyorsun ya, kendine Müslümanım deyip de o hükümlerle hükmedecek kişileri, meselelerini hakem kılmak isteyen kişileri müşrik olduğunu söylemek sana göre ifrat, öyle mi? Hem bunu söyleyeceksin hem de Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayetlerine iman ettiğini mi söyleyeceksin? Allah subhanahu wa ta'ala'yı da o zaman ifratla suçlaman lazım. Bütün peygamberleri ifratla suçlaman lazım. Onlar ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın dediği gibi her kavme gittiklerinde, her bir topluluğa gittiklerinde tağutu reddetmeleri ve yalnız ve yalnız Allah'a ibadet etmeleri emrolunmuş kişilerdi. Sana göre onlar o günkü devlet yapısını, o günkü mele tabakasını, önde gelenleri Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine davet ederken ey falanca kişiler tağutu reddedin, Allah'ın hükmüne muhalif konuşanları, liderleri, hahamları, rahipleri, hoca diye bildiğiniz belamları reddedin dediğinde sana göre ifratta mıydılar? Onların hepsi batılda mıydılar? Onların hepsi haddi aşmış kimseler miydiler? Allah subhanahu wa ta'ala'nın dediği gibi nasıl hükmediyorsunuz? Nasıl karar veriyorsunuz? Nasıl bu kadar hak ortada iken şeytanın razı olduğu şekilde konuşabiliyorsunuz? Yani sizleri bulunduğunuz, geldiğiniz makam kurtarmayacak. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dediği gibi onlar yaptığı işleri iyi zanneden kimselerdir. Sizler yaptığınız işleri iyi zannediyorsunuz ama maalesef Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinini yıkarak, Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinine zarar vererek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Vallahi Allah subhanahu wa ta'ala'nın dininde, Allah'ın ayetlerinde eksiltmediği bir şeyi biz eksiltmeyeceğiz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kısmadığı bir şeyi biz kısmayacağız. Biz Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor ise biz onu insanlara anlatacağız ve yalnız ve yalnız Allah'ın dinine davet edeceğiz. Kendi hizmimize, kendi kişiliğimizi yüceltmeye, kendi karakterimizi yüceltmeye, kendi toplumumuzu büyütmek için değil. Yalnız ve yalnız Allah subhanahu wa ta'ala'nın hizmini, Allah'ın taraftarlarını büyütmek için, Allah'ın dinine hizmet etmek için bunu yapmamız gerekli. Allah subhanahu wa ta'ala'nın izniyle de bunu yapmaya çalışacağız. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yardımıyla da buna devam edeceğiz. Bir başka mesele ise askerlik meselesini ele almış. Ya Allah rızası için peygamber ocağı dediğiniz yerde bir zamanlar Allah yoktur, peygamber de tatile gitmiştir diye yazılan yerleri eleştirdiğimizden dolayı mı yanlıştayız? Peygamberin bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı salın dediği söze binaen sen askeriye girdiğin anda bıyıklarla beraber sakalları da kazıtılan yerler mi Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu bir ortam diyeceğiz? Oranın peygamber ocağı olduğunu söyleyeceğiz. Yahut Allah subhanahu ve teala'nın ilkeleri yerine Mustafa Kemal'in ilkeleri öğretilen yere mi peygamber ocağı diyeceğiz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle gönderilen dini bu topraklardan, bu memleketten kaldıran insanın ilkelerini öğretilen bir ortamın Allah'ın razı olmadığını söylememiz mi yanlış? Yani sen askerliği, mahkemeleri, sistemi, rejimi Allah subhanahu ve teala'dan daha mı büyük görüyorsun ki onlar eleştirilemez? Ya da Allah subhanahu ve teala sanki bunlardan razı da biz bunları buna göre eleştiriyoruz, buna göre kınıyoruz, buna göre yanlışlarını ortaya koyduğumuzdan dolayı ifratta olan kişiler oluyoruz. Sizlerin dili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün peygamberlere ve onların ashablarına, onların dostlarına, özellikle Allah'ın razı olduğu ne kadar kişi var ise onlarla beraber Allah subhanahu ve teala'ya uzandı. Hani sen bazı meseleler hakkında temkinli, teennili olmamızdan bahsediyorsun ya, işte aynı şeyi sen yapmadın ve sen aslında öyle bir bayrak kaldırdın ki, öyle bir yük yüklendin ki seninle beraber olanlar ahirette Allah subhanahu ve teala'nın kitabına göre muhakeme olduğunuz zaman, Allah subhanahu ve teala'nın yalnız ve yalnız hüküm veren olduğunu gördüğünüz zaman, o zaman gerçek manada anlayacaksınız ki gerçekten bizler Allah'ın ayetlerini inkar etmişiz ve çağa göre
göre din anlatmışız. Allah'ın razı olduğu gibi, Allah'ın anlat dediği, Allah'ın indirdiği kitaba göre din anlatmamışız. Allah subhanahu ve teala'nın hakkı apaçık bir şekilde ortadadır. Kim buna teslim olursa kendi nefsi için, kendi faydası için hidayete ermiş, hidayet ehli olmuş olur. Kim de bu davayı Allah'ın razı olmadığı şekilde evirip çevirip Yahudiler gibi eğip bükerek anlattıysa Allah subhanahu ve teala'nın dininden sapmış, dalalet ehli olan, mücrimler olan, müşrikler olan Allah subhanahu ve teala'nın dininden beraatını ilan etmiş, sapmış ve şeytanın tam manasıyla razı olduğu kişiler olmuştur. Neymiş? Bir hükmün verilebilmesi için Kur'an'a, sünnete, kıyasa ve icmaya bakılması gerekliymiş. Peki baktın mı? Sen kendin bakmamışsın ki. Baktığın zaman acaba senin söylediklerin mi doğru? Yoksa bizim iddiada bulunduğumuz bu sözler mi doğru? Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerini tekzip mi edecekler ehl-i sünnetin alimleri? Yoksa siz ehl-i sünnetin alimlerine paralel bir alimler topluluğu mu oluşturdunuz? Yani Feytullah Gülen gibi düşünen, Feytullah Gülen gibi karar veren, onun dünya görüşüyle, bugünkü çağa uydurduğu bir dinle, bir görüşle mi olaylara bakıyorsunuz? Sizler ehl-i sünnetin gerçek manada ne konuştuğunu çok merak ediyorsanız, İbn Kesir'i açıp bakın bakalım, Taberi'yi açıp bakın bakalım. Onlar seleften, onlar sahabeden, onlar peygamberden ne nakiller getirmiş? Boşuna Maide 44. ayette boğulmayın. Nisa 60. ayeti açın ve onun hakkında alimler, selef, sahabe neler söylemiş? Onları okuyun. Zaten hükümle alakalı Allah'ın indirdiğine muhalif, Allah'ın yasak dediğine meşru diyen, meşru dediğine yasak diyen insanların hükmünün ne olduğunu ehl-i sünnet çok güzel bir şekilde tefsir kitaplarına yerleştirmiş. Maide 44. ayette geleceğiz. Bakalım sizin anladığınız gibi mi? Yoksa Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabında tahrip etmediğiniz şekilde mi? Sizinle bu yüzden Maide 44. ayetin üzerinden hiçbir şekilde cedelleşmiyoruz. Sadece diyoruz ki açın Nisa 60. ayeti. Orada zaten ehl-i sünnet hüküm hakkında görüşlerini açık ayan beyan söylemiş. Maide 44. ayette ise bahsettiği kişiler sizin anladığınız bugünkü kitabı bir kenara atıp, Kur'an'ı bir kenara atıp kendi ibadet ettikleri Rablerin uydurduğu kanunlarla hükmeden kişilerden bahsetmiyorlar. Tağutla alakalı ne kadar ayet varsa dikkatli bir şekilde açıp okuyun. Bugünkü sistem karşınıza gelecektir. Bugünkü rejim karşınıza gelecektir. Bugünkü yönetici dediğiniz arkasından gittiğiniz insanlar karşınıza gelecektir. Bugünkü işte hakim dediğiniz, mahkemeler dediğiniz o ortamlar gelecektir karşınıza. Kur'an bunları karşısına alırken Allah subhanahu ve teala'nın dininden olmayan Allah düşmanları olarak tanıtmış iken biz onlara dost mu edineceğiz? Bugün bu memlekette birilerinin dediği gibi İslam serbesttir sözü tamamen bir saçmalıktır. Evet, onların anladığı söz doğrudur. Bugünkü rejime göre yaşanılan İslam serbesttir. Ama Allah subhanahu ve teala'nın indirdiği, Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu, Allah subhanahu ve teala'nın kitabına göre İslam'ı yaşamak ise bu memlekette bir suçtur. Siz din özgürlüğü var diyorsunuz ya. Ben Allah subhanahu ve teala'nın kitabındaki anayasayı yalnızca kabul ediyorum. Allah subhanahu ve teala'nın dininde olan ne varsa onu kabul ediyorum. Onun dışındaki bütün her şeyi reddediyorum. Onun dışındaki bütün her şeyi kabul etmiyorum. Bu benim dinim. Bu benim inancım. Nisa 60. ayet sizin mahkemeleriniz batıl olduğundan, içeriğinde yine sizin sisteminizin batıl olduğundan, sizin kanunlarınızın batıl olduğundan, sizin kanunlarınızla beraber hükmedenlerin Maide 44. ayette Müslüman olmadığından bahsediyor. Daha nice ayet var. Daha nice söylenecek şey var. Bugünkü yöneticilerin Allah'ın kitabına muhalif hükmettiklerinden dolayı aslında ilahlık tasladıklarından, aslında Rablik tasladıklarından bahsediyor. Eğer gerçek manada bunu söylediğimiz sözler yalan ise açın kitabı, bizi yalanlayın. Bugün Diyanet işlerine milyonlarca para akıtıyorsunuz. Onlarca alim ordunuz var size göre. Onlara alim diyorsunuz. Onlara değerli olan insanlar olarak atıyorsunuz camilere. Toplumu aydınlatmaları için ne yapıyorsunuz? Yayıyorsunuz, dağıtıyorsunuz. Onlara para veriyorsunuz. Bu kadar ordunuz çıksın da bizim bu konular hakkında batıl olduğumuza dair bir seminer düzenlesinler. Bu ordunuz toplansın da, müzakere etsin de bizlere karşı reddiyeler versinler. Bizim batıllığımıza dair deliller getirsinler. Getiremezler. İsterse dünyayı toplayın, sizler hakkın karşısında, Allah'ın ayetleri karşısında aciz kalmak zorunda olan kimselersiniz. Çünkü hak geldiği zaman batıl zaildir, acizdir, zayıftır. Hiçbir şekilde hakkı ortadan kaldıramazsınız. Ama faşistlik yaparsınız. Ama diktatörlük yaparsınız. Bu sistemi getiren adam gibi. Sanki bugünkü rejimi o zamanda millete sorarak getirdiniz de bugün demokrasiden bahsediyorsunuz. Ey Kılıçdaroğlu, sen hiç düşünmüyor musun? Senin demokrasi diye insanlara anlattığın, güzel bir şey olarak gösterdiğin şey, laiklik diye insanlara tanıttığın şey bu topluma sorularak getirilmedi. Bu topluma silahla getirildi. Bu topluma faşizmle getirildi. Bu topluma diktatörlükle getirildi. Hangisinin önüne bir sandık koydular da laikliği mi istiyorsunuz, Allah subhanahu teala'nın şeriatını mı istiyorsunuz diye soruldu. Hadi buna bir cevap verin de sonra insanlara demokrasiden, laiklikten bahsedin. Sizler kendi içinizde dahi çelişki içinde olan ve bu toplumu aldatan, bu toplumu kandıran ve her geçen gün bu
bu toplumun gaflet uykusunu artıran insanlarsınız. Saatlerce çıkıyorsunuz, insanlara masal anlatıyorsunuz ve size maalesef uyan insanlar da var. Sizin peşinizden doğrulsunuz diye giden insanlar da var. Hakkı görmeyen insanlar her geçen gün bir batıl davanın neferi olurlar. Batıl bir dava için mücadele ederler. O dava için canlarını, mallarını, ailelerini feda ederler. Sonuç hüsran, sonuç azap, sonuç ebedi bir bela, ebedi bir musibet, ebedi bir felaket, ebedi bir rezillik, ebedi bir aşağılanma. Bizler Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi Allah'a ibadet etmek için yaratıldığımızdan dolayı, bu görevle görevlendirildiğimizden dolayı bunun dışına çıkarak hainlik yapan insanlar gibi olmak istemiyoruz. Hain olmak istemiyoruz. Hani size göre birileri bir zaman terörist oluyor, bir zaman hainlik oluyor ya, Allah subhanahu ve teala'nın adaletinde bu şaşmaz. Allah subhanahu ve teala'nın hain dediği insanlar zaman zaman değişmez. Allah'ın kitabına uyan insanlara Allah subhanahu ve teala sadıklar der, muhsinler der, muvahhidler der, Müslümanlar der. Onun kitabına uymayan insanlar ise, onun şeriatına uymayıp hainlik eden, ibadette Allah subhanahu ve teala'ya şirk koşan insanlar ise, Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerine nankörlük eden insanlara ise Allah subhanahu ve teala hak ile hükmeder ve onları hakka göre yargılar, hakka göre sorgular ve hak ile hüküm verir. Ve bu hükmünde de hiçbir şekilde değişme olmaz, şaşma olmaz. Ve en fazla genellikle şu örneklerle mesela karşımıza geliyorlar. Neymiş efendim? Ali radıyallahu anhı işte hariciler de tekfir ediyordu. Siz de tekfir ediyorsunuz, bundan dolayı haricisiniz. O zaman Beytullah Gülen de Hanefi mezhebine mensup. Hepiniz, alayınız, bütün Hanefiler FETÖ'cüdür desek. Ya da desek ki Beytullah Gülen Risale-i Nur okuyor. O zaman sizler de FETÖ'cüsünüz. Sizler de bugünkü rejimin dediği gibi teröristlersiniz. Desek nasıl olur? Ne hissedersiniz? Ne hissediyorsunuz? Bir Allah rızası için biraz adil konuşun, adil. Abdullah bin Hanzala'yı hariciler öldürmesini tutup da getirip bizim bu meselemize, bizim bu konuştuklarımıza delil diye getirdiğini zannetmek gerçek manada cahilliktir, bilgisizliktir. Abdullah bin Hanzala'yı öldüren insanlar, o hariciler, Ali radıyallahu anh'ı Allah'ın indirdiğiyle, şeriatla, Allah'ın kitabıyla hükmetmesine rağmen tekfir ediyorlardı. Ey gafil, ey bilgisiz, ey cahil, sen bir bak da şu anki sistemde Allah subhanahu ve teala'nın indirdiğiyle mi hükmediyorlar ki biz bu insanların Maide 44. ayette Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir ayetine muhatap olduklarını söylüyoruz. Allah rızası için bir çevrene bak bakalım. Senin bugünkü mahkemeleri eleştirmemize karşı duruşuna bir bak. Bugünkü mahkemelerde Allah'ın kitabından tek bir ayet var mı? Ya da bugünkü rejimde, bugünkü sistemde Allah subhanahu ve teala'nın ayeti mi daha değerli? Yoksa birilerinin çıkarttığı o yasa denilen şeyler mi? Yasa denilen Allah subhanahu ve teala'nın katında küfür olan yazılar mı? Hangisi? Sen kıyasını adil yapmıyorsun. Bakın Maide 44. ayeti bizim anlamamız için zaten bir nuzul sebebi var. Yani bizler Maide 44. ayette kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Bu ayeti hangi olayın üzerine inmiş ise zaten o şekilde anlamamız gerek. Bakın bu ayeti Allah subhanahu ve teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Bera bin Azib şu şekilde anlatıyor. Diyor ki bu ayetin konusu şu şekildeydi. Yahudiler önceden zina yapan önde gelen işte o zamanın liderleri, mele tabakası, artık hahamları mıdır, artık devlet yetkilileri midir, önde gelen kişiler önceden zina yaparlardı. Biz onlara bu hükmü uygulamazdık ama alt tabakaya uygulardık. Alt tabakaya uyguladığımızdan dolayı dedik ki ne yapalım, ne edelim? Biz bu hükmü, yani zinanın hükmünü, yani rejimi değiştirelim. Uygulamasını değiştirelim. Kitabı değiştirmiyorlar. Yani o kitaptaki ayete inanıyorlar. Yani hiçbir şekilde inkar etmiyorlar. Ama diyorlar ki biz bunun uygulamasını değiştirelim. Ne yapalım? Zina eden bir kişinin yüzünü karaya boyayalım. Toplumun içerisini teşhir edelim. Toplumun içerisinde onu rezil edelim. Derken bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen böyle zina etmiş bir erkeği toplumun içerisine dolaştırırlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları görüyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Musa'nın Rabbi olan Allah'ın adına sizlere soruyorum. Zinanın hükmü Tevrat'ta bu şekilde mi? Daha sonra bu söze işlerinden, hahamlarından, alimlerinden bir kişi diyor ki eğer böyle bir yeminde, böyle bir talepte bulunmamış olsaydın ben bunu asla ve asla sana söylemezdim. Bizim kitabımızda zinanın hükmü rejimdir. Ama bizlerin önde gelen kimseleri zina yapıyordu ve biz onlara bu hükmü uygulayamıyorduk ya da uygulamıyorduk. Daha sonra ne yapalım, ne edelim derken böyle bir uygulama yaptık. Ondan sonra dedik ki ne yapalım, ne edelim? Biz bu şekilde yapalım dedik. Yani Allah subhanahu ve teala'nın kitabındaki Tevrat'ta olan hükümle değil de kendi hevalarına göre bir hüküm koydular. Acaba bunlar kim? Bugün bir düşünelim. Kendi hevalarına göre, Allah'ın indirdiği hükümlere göre değil de Allah'ın indirdiği hükümlere muhalif hükümler koyanlar kim? Bir düşünelim. Ve Allah subhanahu ve teala'nın Resulü o kimseyi, o erkeği recm ediyor ve Allah subhanahu ve teala'nın hükmünü bu şekilde ihya ediyor. Başka
başka bir nakilde ise onlar zinanın hükmüyle alakalı o ayeti okurken birisi parmağını o rejimin üzerine basıyor. Eski Yahudilerden olup sonra Müslüman olan bir kişi ise o parmağını kaldırtması üzerine rejimin Tevrat'ın içerisinde olduğu gözüküyor. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala böylesi bir meselenin üzerine kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Yani sen istediğin kadar iman et, istediğin kadar kabul et ama uygulamasını değiştiriyor isen Allah Subhanahu ve Teala seni kafir olarak katında damgalıyor. Kafir olarak katında mühürlüyor. Allah Subhanahu ve Teala hırsızın elini kes dediği halde sen yok kardeşim 3 ay hapistir bunun hükmü diyor isen ya da Allah Subhanahu ve Teala iffetli kadına iftira atanlara 80 sopa vurun demesine rağmen yok kardeşim bunun cezası 5 ay hapistir diyor isen sen bu Yahudilerin durumundan, bu Yahudilerin hükmünden ayrı değilsin. Allah Subhanahu ve Teala onlara kafir diyecek ama sana geldiği zaman sen la ilahe illallah diyorsun. Sen bendensin mi diyecek? Sen benim taraftarımdan mısın diyecek? Sen bana şirk koşmayan kullarımdan mısın diyecek? Allahu Ekber. Allah'ın sözünde hiçbir değişiklik bulamazsın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Sizler bu inançla birlikte sanki Allah Subhanahu ve Teala durmadan kişileri böyle kayıran falan falan kişiler yapsa da sorun yok ama falan kişiler ağzıyla kuş tutsa da kafirdir. Ağzıyla kuş tutsa da mücrimdir, müşriktir, günahkardır. Böyle bir adaletsiz bir Allah haşa portresi, Allah resmi haşa çiziyorsunuz. Allah Subhanahu ve Teala bu noksanlıklardan, bu hitaplardan münezzehtir. O yücedir, o azizdir, o azimdir, o meciddir, o alidir. Fahrettin Razi'nin işte sözünü almış, ortaya koymuş ve kendisince bak Allah Subhanahu ve Teala'nın indirdiğini inkar etmedikleri sürece kafir olmaz diyor ehl-i sünnet alimleri. Allah rızası için. Bu saydığımız kişiler hangi zamanda yaşıyorlardı? Bana bunun cevabını verin. Aynı şekilde hariciler meselesini nasıl ki hariciler tekfir etmiştir. Bak bugün de bu insanlar falanca yöneticileri tekfir ediyor diyerek o günün zamanıyla bugünün zamanın tamamen zıt bir şekilde olmasına rağmen bunu gözetmeden konuşmaları aynı şekilde bu meseleye de yansımış. Burada bahsedilen kişiler Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle hükmeden devletlerde kadılık yapan ya da yöneticilik yapan insanlarla ilgilidir. Yani bu insanlar Yahudiler gibi Allah'ın indirdiği bir hükmü değiştirmiyorlar. Sadece bir hakimin önüne bir kişi geliyor, hırsızlıkla alakalı gelmiştir. O kişiye hiçbir şekilde hüküm vermeden onu salıveriyor. İşte bu insanların söylediği, bahsettiği şeyler bunlardan ibaret. Aksi halde teşri ile alakalı yahu siz kanun koymakla alakalı bir meseleden bahsediyorsunuz. Yani Allah'ın yasağını meşru, meşrusunu da yasak yapabilecek insanların ehl-i sünnet tarafından inkar şartı getirdiklerini iddia ediyorsunuz. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle aslı olmayan, aslı olmadığı gibi Kur'an'a ve sünnete iftira diyebileceğimiz bir görüştür. Küfür görüşüdür. Yani sizler alimlerin sözlerini kendi bulunduğu zamanlarda kimlere söylediğini anlamadan bugünkü sisteme getirip Allah subhanahu ve teala gibi kanun koyan insanlara getirip bakın bizim alimlerimiz ya da ehli sünnet alimleri ya da sahabe bile bu konu hakkında inkar etmedikleri sürece kafir olmaz diyorlar. Allahu Ekber. Biz bu görüşten onları tenzih ediyoruz. Bütün ehli sünnet alimlerinin bu konuyu aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde dediği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında önde gelen kabilelerden bir bayanın hırsızlık yaptığını duyduğu zaman onun elinin kesilmesini emretmiştir. Ama onlar Zeyd'i radiyallahu anh'ı bir aracı kılıp, şefaatçi kılıp bu kadının elinin kesilmemesi için Zeyd'i aracı kılıyorlar. Ve Zeyd bu meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip ya Resulallah falanca kabilenin falanca kadını hırsızlık yapmış onun elini kesmesek dediği zaman Allah'ın Resulüne şunu demiyor. Ya Zeyd sen kafir oldun demiyor. Ya Zeyd sen müşrik oldun demiyor. Sen dinden çıktın demiyor. Sen diyor Allah subhanahu ve teala'nın hudutları ile ilgili benimle onların arasında şefaatçilik mi yapıyorsun? Ne diye yapıyorsun? Allah'ın Resulüne şunu demiyor. Uygulamasını onun değiştir. Onun uygulamasını, hırsızlığın hükmünü şu şekilde yap demiyor. Hiç uygulama diyor. İşte alimlerin konuştuğu mesele tam da budur. Teşriden bahsetmiyoruz. Bugünkü kişiler peki böyle midir? Bugün Allah subhanahu ve teala'nın doğru dediğine yanlış, yanlış dediğine doğru uygulamalar çıkartmış ve bunları kanun haline getirip insanlara önüne koymuş insanlarla o günkü insanları, o günkü vakaları mı bir tutuyorsunuz? Nasıl bu şekilde hükmedebiliyorsunuz? Hatta İbn Ömer radıyallahu anh'ın Nebi'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim Allah'ın hadlerinden birisinin uygulanmaması için şefaatçilik ederse o işinde Allah'a karşı çıkmıştır. Allah'a karşı gelmiştir. Bak burada Allah subhanahu ve teala Resulü şunu demiyor. Onu yapan kişiler kafirdir demiyor. Ha demek ki işte kufrun dune kufur ya da ehl-i sünnetin kafir olmaz dediği kişiler bunlardır. İşte bu deliller ehl-i sünnetin sınırlarıdır. İşte biz
Bu yüzden ehli sünnet alimlerinin bir mesele hakkında o meseleyle alakalı uygulamasını değiştirmeyip o meseleye hiç hüküm vermemelerine diyoruz ki evet, bu kufrun dune kufur, dinden çıkartmayan ama büyük günahlardan olan bir küfürdür. Allah subhanahu ve teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinde hudutlarını çizmiş ve ehli sünnet o hudutlara göre konuşmuş ama birileri cahillik ediyor ise, birileri tutmuş o zamandan bu zamanı karıştıracak kadar cahillik ediyor ise, tevhidi anlattığını söyleyip de o zamandaki tevhidi görüp bu zamandaki şirki görmediği halde konuşuyor ise, bizim bu insanlara Allah subhanahu teala'dan hadis ile hidayet dilemekten başka elimizden bir şey gelmez. Ama böyle insanlar çıkıp da insanlara hak ehliymiş gibi, hakkı bulmuş gibi ve bizim batıl ehlinden olduğumuzu göstermeye çalışır ise, biz de bu insanlara deriz ki sizler haddinizi bilin ve Allah subhanahu ve teala'nın hadlerini de dilinizi hadsizce uzatmayın. Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmeyenler kafirlerdir dediği kişiler o nuzul sebebine göre anlaşılırsa, anlarız ki Allah subhanahu ve teala bir mesele hakkında hüküm vermiş, falanca kişi çıkmış o mesele hakkında o da hüküm vermiş. Allah'ın doğru dediğine yanlış, yanlış dediğine doğru veyahut söylediğine muhalif bir hüküm vermiş. Yani demek ki böyle insanlardan Allah subhanahu ve teala kafir olarak bahsediyor. O zaman çevremizde bugünkü yaşadığımız sisteme bakalım. Allah'ın indirdiğini değiştirerek hükmedenler mi var? Allah'ın kitabı dahi yoktur bugünkü sistemde. O günkü o insanlarla, yani ehl-i sünnetin bahsettiği kişiler, bugünkü rejimle hiçbir şekilde alakası olmayan kişiler. Şimdi siz bakın bakalım. Allah subhanahu ve teala'nın hükmünü değiştiren bir sistemde mi yaşıyoruz? Allah subhanahu ve teala'nın kanunları olan bir sistemde mi yaşıyoruz? Bugünkü sistemin, bugünkü rejimin mahkemelerinde Allah subhanahu ve teala'nın kanunları mı var? Allah'ın kitabı mı var? Onlarla mı hükmediyorlar? Yoksa Allah subhanahu ve teala'nın şeriatıyla yaşadığımız, Allah'ın kitabıyla hükmedilen bir devlette mi yaşıyoruz ki ehli sünnetin sözlerini böyle bir rejime getirelim? Ehl-i sünnetin sözlerini bugünkü mahkemelere getirelim. Ehl-i sünnetin sözleri kadılarla, Allah'ın indirdiğiyle hükmedilen bir devletle alakalı. Allah'ın kitabıyla hiç hükmedilmeyen devlet zaten ehl-i sünnetin konu bile etmeyeceği bir durum, bir konu. Çünkü ehl-i sünnet böylesi bir meselenin zaten ancak ve ancak kafirlerin yapacağını bilir ve bu mesele üzerinde zaten konuşmaz. Getirdiğimiz hadisler gibi bir hadis getirmediğiniz takdirde, getirdiğimiz ayetler gibi bir ayet getirmediğiniz takdirde hakkı savunduğunuzu asla ve asla düşünemezsiniz ve hakkın taraftarları, hakkın ehli olduğunuzu asla ve asla düşünemezsiniz. Bizler deliller üzere yaşayıp, Kur'an ve sünnet üzere yaşamaya çalışan insanlarız. Allah subhanahu ve teala'nın hak dediğine hak, batıl dediğine batıl diyen insanlarız. Sizler ise kelam ehli, kelamla ilgilenen, kelamı Allah subhanahu ve teala'nın dininin önüne geçiren İnsanlarsınız. Elbette kelam edeceksiniz. Lakin Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerinin önüne kelamlarınızı geçirmeyeceksiniz. Hevanızı geçirmeyeceksiniz. Konuşmalarınızı geçirmeyeceksiniz. Delil getireceksiniz bir mesele hakkında, eğer birilerinin batıl ehli olduğunu iddia ediyorsanız, onların yanlışlı olduğunu iddia ediyorsanız. Ve ben şunu soruyorum. Bugünkü sizin bu açıklamanız Allah rızası için Allah'ın dinini mi yüceltti, yoksa bugünkü sistemin ekmeğine yağ mı sürdü? Bugünkü sistemin razı olduğu bir açıklama mıydı, yoksa Allah'ın razı olduğu bir açıklama mıydı? Bugünkü sistem sizin anlattığınız şeylerden razı olmasa, bırakın sizi, bugünkü camilerden bile razı olmasa hiçbir şekilde cami dahi açtırmaz. Bu kadar binlerce cami yayılmaz. Bu kadar hoca o hutbede konuşamaz. Bugün ancak rejimin razı olduğu din anlatıldığından dolayı bu kadar cami var. Bu ezanlar Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu mescitlerden okunmuyor. Hatta ve hatta Allah subhanahu ve teala'nın rızası için de okunmuyor. Allah subhanahu ve teala'nın dinini anlatmak için çağırmıyorlar o insanları. Rejimin razı olduğu dini anlatmak için okunuyor. İslam'ı, Kur'an'ı rejimin razı olduğu o çizdiği hudutlara kadar anlatmak için bu ezanların okunmasına bu rejim izin veriyor. Ve biz bu insanlara şunu söylüyoruz. Bakın, sizler İslam'ı resmen kalple inkara sıkıştırmışsınız. Yani bir insan ancak kalbiyle, inancıyla inkar ettiği zaman bir insan ancak bu şekilde kafir olabilir diyorsunuz. Hem de kendi sohbetinizde elfazı küfür diyorsunuz, efali küfür diyorsunuz. Yani hem sözlü hem de fiile. Hatta kendilerinin verdiği örneklerde işte puta tapmaktır, secde etmektir, Allah'tan başkasına kurban kesmek gibi ibadetle alakalı meselelerin, yani inanmasan dahi o ameli yaptığın zaman kafir olursun diyorlar. Şimdi hangisi inanacağımızı bilmiyorum ama şunu söylemem gerekli ki İslam dininden insan sadece inançla çıkmaz. Yani inancıyla reddederek
çıkmaz. Fiiliyle de çıkar ki Maide suresinin 44. ayeti ya da Nisan suresinin 60. ayeti, yani muhakeme ile hüküm meselesi tam açık ve net bir şekilde, fiili bir şekilde insan ister inansın ister inkar etsin. İnandığını söylese dahi fiilen dinden çıkar. Hatta mezhep imamları namazın terki konusunda, namazı kılmayan insanların, yani fiili olarak terk eden insanların kafir olup olmadığı konusunda tartışmışlar ve şunu dememişler: yahu biz neyi tartışıyoruz ki? Bu dinden ancak insan inancıyla inkar ederek çıkar dememişler. Ehl-i sünnet alimleri bu dinden fiili olarak da çıkılabileceğinden bahsetmişler. Mehmet Yıldız'ın hangisini alacağız bilmiyorum ama Mehmet Yıldız veya Nurcuların "bir insan ancak ve ancak inancıyla inkar ederek dinden çıkabilir" sözünü ele aldığımız zaman ehl-i sünnet uymuyor. Ama diğer bir görüşlerine baktığımız zaman, fiili olarak da dinden çıkabilir görüşlerine baktığımız zaman da evet. O zaman Nisa 60. ayete göre de, Maide 44. ayete göre de bir insan fiili olarak inanmasa dahi, inkar etse dahi, yaptığının batıl olduğuna inansa dahi bu insan kesinlikle ve kesinlikle dinden çıkmıştır. Yani şöyle düşünün, bir insan zinanın haram olduğunu inana inana yapsa ne diyeceğiz, sen haram işlemedin mi diyeceğiz? Ya da bir insan içkinin haram olduğunu bile bile içse ne diyeceğiz, bu adam zaten içkinin haram olduğunu, batıl olduğunu biliyor. Bildiği halde bunu yapıyor. Bundan dolayı bu adam harama, yani günahkar olmadı mı diyeceğiz? Yani bir adam faizin haram olduğunu bile bile aldığı zaman nasıl ki biz ona sen günah işledin, harama girdin diyoruz. Ya aynı şekilde de bir insan şirk amelini işlediği zaman, bir insan küfür amelini işlediği zaman Kur'an'a göre müşrik olur, kafir olur. Bunu anlamayacak bir şey yok. Ve insanlar da bu konu hakkında mazur değiller. Hepimize Allah subhanahu ve teala akıl denilen bir nimeti, göz denilen bir nimeti, kulak denilen bir nimeti ve bugün içerisinde bulunduğumuz teknolojik olarak ilme ulaşabilme kolaylığı vermiş iken, hiç kimse tutup da diyemez ki ben falanca kişiden şöyle dinledim, filanca kişiden böyle duydum, bundan dolayı böyle din yaşıyorum. Herkes bu kitabı, Allah subhanahu ve teala'nın Resulü'nün sünnetini okumakla mükelleftir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi, mümin olan bir erkek, mümin olan bir kadına ilim öğrenmek farzdır. Sen mümin olmak istiyorsan zaten ilimi her türlü öğrenmekle mükellefsin. Müminim diyorsan o zaman gerçek manada bu Kur'an'dan ve bu sünnetten ilimi öğrenmekle mükellefsin. Veya İbn-i Mesud'un ya da Nafi'nin radiyallahu anhum onların dediği gibi, ilim üçtür: Kur'an'dır, sünnettir, bilmiyorum demektir. Bu İbn-i Mesud'un sözüdür. İmam Nafi'nin ise Kur'an'la amel etmektir, sünnetle amel etmektir ve bilmiyorum demektir. İşte bizim de dediğimiz gibi ilim üçtür: Kur'an'dır, sünnettir ve bilmiyorum demektir. Din de ancak Kur'an'dan ve sünnetten alınır. Kur'an ve sünnetle İslam'ı insanlara anlatabiliriz. Kur'an ve sünnet üzere İslam'ı yaşayabiliriz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dediği gibi, aranızda bir ihtilaf olduğu zaman onu Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Resul'a götüreceksiniz. Biz de dini, İslam'ı öğrenebilmemiz ve aramızdaki çıkan anlaşmazlıkları çözebilmemiz için Kur'an'a ve sünnete götürüyoruz. Ve bu anlattıklarımda eğer Kur'an beni yalanlıyor ise Allah subhanahu ve teala beni ıslah etsin ve hakkı ortaya çıkarsın. Eğer onları yalanlıyor ise Allah subhanahu ve teala onları ıslah etsin, hakka hidayet etsin. Ve Allah subhanahu ve teala diyor ki, Allah aranızdaki çıkan anlaşmazlıklarda hükmünü verecektir. Allah ihtilaf ettiğiniz şeylerde hüküm verecektir. Allah kıyamet günü ihtilaf ettiğiniz şeylerde hükmünü verecektir. Bu ayetler Allah subhanahu ve teala'nın kitabındandır. Ve biz kıyamet günü Fettah ismiyle ayrıldığımızda kim Kur'an ve sünnete uymuş, kim Kur'an'a ve sünnete uymamış apaçık bir şekilde gözükecektir. Biz bu hayatta hakkı bu kadar apaçıkken görmeyip insanlara böyle pislik atmaya çalışır isek zaten Allah subhanahu ve teala hakka hidayet etmez bu insanları. Bu insanları sapıklıklarında bırakır ve asla ve asla doğruya eriştirmez, kendi yoluna eriştirmez, hidayete eriştirmez. Bizler samimi olmadığımız takdirde hakkı asla ve asla göremeyeceğiz. Son olarak da tağutla alakalı bazı tabirler yapmış. Tağutun azmakla alakalı, hattaşmakla alakalı bir tabirini yapmış. Bu lugat anlamıdır. Bu ıslahı anlamı değildir. Tağutun Allah'tan başkasına tapılan, tapılanı da çevirdiği zaman insanlar farklı anlıyor, İbadet edilen. Allah'tan başkasına ibadet edilen varlıklardır. Evet, Allah'tan başkası kime ibadet ediyorsa o senin tağutundur. Onu tağut edinmişsindir. Birileri İsa aleyhisselamı, birileri Üzeyr aleyhisselamı nasıl tağut edindiği gibi, birileri Ali radıyallahu anh'ı İbn-i Sebe gibi da Gulat-ı Şia denilen Ali radıyallahu anh'a ilahlık vasfeden kişilerin onu nasıl tağut edindiği gibi,
Bugün de bazı liderleri, bazı yöneticileri, bazı kanun koyucuları birileri tağut edinmiş durumda. İbadet meselesini de Nisa 60. ayette açıkladığımız gibi orada Allah tağuta yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen insanları hakem kılması, kendi aralarında çıkan anlaşmazlıklarda hakem kılıp onların hükümlerine talep edip onların hükümlerini aralarındaki meseleye bir çözüm olarak istemesi, onları hakem kılmasını Allah tağutu reddetmeyen yani tağuta ibadet eden insanlar olarak anlatıyor. Yani aslında Mehmet Yıldız meseleyi bir anlasa evet diyecek. Yani Nisa 60. ayete göre bugünkü Allah subhanahu wa ta'nın indirdiğiyle hükmetmeyen bu mahkemelere kim gidip başvurup bizim aramızda sen hakem ol derse bu adamlar evet tağutu reddetmeyen ve Allah'tan başkasına ibadet eden müşrik olan insanlardır diyecektir. Ama ya bunun üzerinde durmaktan korkuyorlar, çekiniyorlar ya da bildikleri halde yüz çeviriyorlar. Yaşayan bir delil üzere yaşasın, ölen de bir delil üzere ölsün. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.